Ali, ne yapıyorsun sen orada? Dur, gelme, bitmedi daha. Kalp mi yapıyorsun yoksa? Gel kendin bak, bitti işte. Bizim adımız Mihribanlı Ali. Dokununca kalbe sevda adlı melek, kaçabilmek ne mümkün, ne mümkün sevmemek. Ya işte böyle Mihralim. Mihrali. Köye girmeyelim. Rasim Bey'e ne diyeceğiz? Oğlan elimizden kurtuldu. Köye girelim de Ilıca'da Dumanlı Hoca'yı üstümüze mi çekelim? Döneceğiz. Başka çaresi yok. Hükümetin önünden geçtim.
hükümetin önünden geçtim. Ne oluyor lan? Çıkar şunu. Sana ne be? Sen konuşma, tamam mı? Konuşma lan. Geberteceğim seni. Aa, al sana. Öldüreceğim seni. Aa, kavga ediyorlar. Süleyman'ı dövüyor. Yazık Süleyman'ı. Pislik. Karışırsan suratına yersin sopayı. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Şeytan! Gel lan lan! Süre! Süre şeytan gel! Gel lan lan! Süre! Süre araba geliyor! Kaçın! 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 Mihrivan kaç! Çekil oradan! Kaç kız kaç! Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Ne biçim araba sürüyorsun lan? At parlat, ne yapayım? Geçtim. Arabada hasta var. Ekeceklerin Kemal Bey'i bilen var mı? Ona gidiyoruz da. Ben biliyorum. O benim babam. Ne yapıyorsunuz burada siz ha? Ne yapıyorsunuz? Ya geçin Kemal, içeri. Yapma. Geç. Tamam. Geldikleri tamam, gibi giderler. Tamam. Hatice bu avludan içeri adım atarsa hepinizi kurşuna dizerim. Oh. 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 Oy Mustafa, oy. Oh, Mustafa ölme. Mustafa, kocası yaralı kızın Kemal, ölüyor adam. Gebersin it. Babamı kahrından nasıl öldürdüyse kendi de öyle gebersin. Baban karnından değil, kendin adından öldü. Hatice'ye Mustafa'ya adam gibi verseydi, kız da kaçmak zorunda kalmayacaktı. Hatice istemez miydi terli duvaklı gelin olmak? Babanla ikiniz bir olup kızın başını yaktınız. Şimdi de bahane arayıp durma. Car 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 konuşup durma karşımda. Ne yapacağımı senden mi öğreneceğim? Hatice matçe diye biri yok. 10 yıl önce Hatice bitti benim için. Oy adam, oy, oy. Yazık adam ölüyor. Ay gencecik. Ay Allah. Hocam ne geliyor? Hatice. Hatice kızım sen misin? O Cem mi? Mustafa'm ölüyor, o Cem'le ölüyor. Ne duruyorsunuz? Muhtar'a haber salın. Köyün arabasını getirsin, şehri hastaneye Mustafa götürelim. Muhtar şehre arabayla indi hocam. Kemal'e ay arabayı vermiyor. Cem, Cemal. Ölme Mustafa'm, ölme. Vicdansızlık etme Kemal. Bu senin yaptığın ne terüye sığar ne dediğine. Kapında yaralı bir adam varken eski defterleri karıştırmak yakışır mı sana? Bacın dışarıda aklını oynatıyor. Bacım bacım yok benim hoca emmi. Hatice o ite kaçıp babamı can evinden vurduğu gün öldü. Babamı kahrından öldürdü. Aile şerefimizi iki paralık etti. Şu avludan adımını atsın. O kahpeyi alnının ortasından vurmazsam namerdim. Öst! Ağzından çıkanı kulağın duysun. Edepsiz! Hoca emmi. Ne? Beni de mi vuracaksın? Vur hadi. Bir kız sevdi de kaçı diye kahpe mi olur? Bu ne akılsızlık? Bu ne cehalet? Hatice sevdiyse namusuna halel getirmedi ya. Nikahını da ben kıydım. Belediye nikahında da şahidi oldum.
Namusuna kefil istersen benim o kefil, anladın mı? Bu köyde kızı kocaya kaçan tek aile siz değilsiniz. Yüzyıllardır sevdiğine varamayan kızlar hep kaçar. Tamam hocam. Üstüme gelme fazla. Ben bunu bilir bunu derim. Yok benim bacım. Deme böyle Kemal. Hangimiz sevmedik ki? Sen sevmedin mi? Ben sevmedim mi? Sevmeden evlilik olur mu? Yuva kurulur mu? Hiç boşuna laf etme. Baban kendi akılsızlığın cezasını çekti. Anladın mı? Geç, adam geç, gibi verseydi geç. Kızı... o da kaçmak zorunda kalmazdı. Ne biçim adamsınız be? Ne gönül tanırsınız ne de sevdadan haberiniz var. Aradan 14 yıl geçti. Hala aynı kini, aynı katı inadıyla sürdürüyorsunuz. Yazıklar olsun. Hocam, hocam, gelme üstüme, gelme. Mustafa! Mustafa! Nereye gidiyorsun Mustafa? Hocam! Mustafa! Mustafa! Oy Mustafa! Mustafa'nın hallettiğine emin misin? Az önce haber verdiler beyim. Öldüğünü söylediler. Ya oğlan? Dayısın değil mi? Değil beyim. Kemal Ağa almamış eve. Bacısını reddetmiş. Oğlanla anası da Dumanlı Hoca'ya sığınmış. Dumanlı Hoca ha? Sen biraz uzaklaş oğlum, hadi. Ya Meryem oğlu Mustafa. Ya Meryem oğlu Mustafa. Ya Meryem oğlu Mustafa. Şehadeten en la ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Vurdular babanı. Bilmem. Kan davası diyor anam. Sen de onları vuracak mısın? Senin adın ne? Ali. Seninki ne? Mihriban. Mihriban. Bakalım çorbanı iç. Hatice kızım, bırak ağlamayı da gel. Ölenle ölünmez. Gel de yemeğini ye. Bu çocuğu da aç bırakma. Ali yesin hocam. Benim canım istemiyor. Canım istemiyor olur muymuş? Hı? Hadi kalk yemeğini ye. Hadi kızım. Vallahi istemiyor Masibala. Yüreğim kaldırmaz.
Allah aşkına ısrar etme. Bırak Hasibe kadın, gel otur. Tamam, gelirim şimdi. Hadi oğlum, sen yemeğine bak. Dünya böyle işte. Verene de razı olacaksın, alana da razı olacaksın. Başka hiç yolu yok. Yapanı bulmuşlar mı hoca efendi? Ne yaptınız bugün? Kasabadan sordurdum. Çıngırak Rasim'in adamıymış Huran. Yakalamışlar. Rahmetli Mustafa'nın abi Ahmet onların Necip dayısını vurduydu ya. Ahmet'i yakalayıp vuramayınca hınçlarını Mustafa'dan aldılar. Boyun altında kalsın soysuzlarım. Fırsatını bulsalardı Alem'i de vuracaklardı. Ellerinden zor kurtulduk. Yine düşerler peşine. Çıngırak sülalesi bu. Birine kan davası güttü mü soyunu kurutmadan bırakmazlar. Buraya da gelirler. Ben de o zaman gebertirim onları. Sakın ha. Aklından sil bunu. Kan gütmek yok. O iş bize yakışmaz. Babamı öldürdüler. Öyle. Ama yine de kin yok. Çünkü bu işin sonu yok Alim. Buna anan da razı olmaz, öyle değil mi Hatice? Sen ister misin oğlunun kan davası gütmesini? Yok hocam. İstemem. İstemem. Selamun aleyküm hocam. Kusura bakma, hemen gidelim. Gidelim. Ilıca'dan Dumanlı Hoca geldi beyim. Yanında köyün muhtarı da var. Sen onları buyur et. Ben hemen geliyorum Yunus. Peki beyim. Oo hoca emmi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hoca emmi. Hoş geldiniz. Geldik ama hoş bulmadık Rasim Bey. Niye? Hayırdır hocam? Bir kusur mu ettik? Kusur mu? Cinayet ne zamandan beri suç olmaktan çıkıp da kusur oldu Rasim Bey? Ne istediniz garip Mustafa'dan? Hele bir yol oturuver hocam mi? Bir kahvemizi iç, soluklan. Ben kahve içip eğlenmeye gelmedim buraya. Yeter artık Rasim Bey. Şu lanet olası kan davası bitsin. Mustafa'yı öldürdünüz, bari bu son olsun. Oğlunun peşini bırak. Bak hocam mi? Seni severim. İlmine, irfanına hürmetim var. Ama bu işlere bulaşmasan iyi edersin. Rasim Bey. Hele sen hiç bulaşma muhtar. İndir o parmağını. Sen istesen de istemesen de bu işe bulaştık. Mustafa'nın karısıyla oğlu bugünden itibaren benim himayemdedir bilesin. O kadının hele hele o yetimin kılına zarar gelirse Allah şahidim olsun ki iki cihanı dar ederim sana. Ya bu mesnetsiz kan davasından vazgeçersin ya da düşman olarak beni karşında bulursun. Hadi bakalım, el mi yaman, bey mi yaman? Yürü muhtar, işimiz bitti artık. Yunus! Yunus! Buyur beyim, bizimkilere haber ver. Mustafa'nın oğlunu Dumanlı Hoca himayesine almış. Yani bu iş bitti mi beyim? Bitti. Şimdilik. Ilıcalı Dumanlı Hoca yaşadığı sürece dava yok. Tamam mı? Tamam beyim. Hafız Recep'e söyle, Mustafa'ya bir hatim indirsin. Şimdi git herkese duyur. Baş üstüne beyim. Baba. 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 Baba, baba. Her şeyimiz de orada kaldı Asmalı. O hengamede canımızın derdine düştük. Alim'i de vurmasınlar diye hiçbir şey almadım yanımıza. Ama böyle de olmaz ki. Sana yük olacağız. Şşş, o ne biçim laf kızım? Sen benim evladımsın. Sağ ol da. Hakkat diyorsun bak ha.
Laf ola beri gele değil bu söylediklerim. Sen benim Zülfiye'min öldüğü sene doğduydun. Bugün gibi hatırlıyorum, elime doğdun benim. Zülfiye'nin acısını sen hafiflettin yavrum. O katır babam var ya, Allah rahmet etsin. Daha o zamandan inat etmeseydi seni alıp biz büyütecektik. Nasip değilmiş işte kızım. Öyle olaydı ne sen bu çileyi çekerdin ne de garip Mustafa canından olurdu. Ama olacak işte, ne diyeceksin? Selamun aleyküm ağalar. Sağ ol. Sağ ol. Aleyküm selam. Sizin işinize mani olmayayım, kolay gelsin. Sağ ol. Hatice kızım, sen hiç dert etme. Seni o zaman nasip etmeyen Allah, şimdi evlat olarak gönderdi bizi. Hem de aslan gibi bir torunla gönderdi. Ben buna ne kadar şükrediyorum biliyor musun sen? Buyur Kemal abi. Afiyet olsun. Sağ ol Ramazan. Eyvallah. Sağ ol. Hükümetin önünden geçtim, hükümetin önünden geçtim, hükümetin... Arkadaşlar, derede balık var mı? Var. Var, var. Ne zaman gideriz? Ne zaman istersen. Ben de götürürüm. Ne zaman istersen. Olur Ramazan. Ramazan! Ne var, ne var? Ne bağırıyorsun Allah'a? Tamam, biliyorsun. Ne kalıyorsun oralarda? İşim yok bir şey. Allah Allah. Hadi! Tamam, çakalım. Ramazan. Hükümetin önünden geçtim. 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 Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Babam bunun yüzünden öldü. Pis adam. Yo Alican, kin tutmak yok. O senin dayın. Dayım mayım değil o benim. Alican, senin değil demenle olmaz ki. Hakikati değiştiremezsin. Kemal biraz cahil, biraz inattır ama iyi adamdır. Gene de dayın senin. Anlayacak o da hatasını, anlayacak, merak etme. Bak Alican, şu hamamı görüyor musun? Bu hamamın suyu asırlardır insanlara şifa dağıtır. O suya eğri girenler doğrulup çıkarlar. Bir de şu dereye bak. Bu da su ama işe yaramaz. Öylece akıp gider. Şu hamamın suyu da, bu derenin suyu da... Aynı yatakta yan yana akarlar da birbirlerine karışmazlar. Söyle şimdi bakalım bana. Sen bu sulardan hangisi olmak istersin ha? İnsanlara şifa dağıtan su mu yoksa başı boş akıp giden su mu? Selamun aleyküm. Kolay gelsin Selim Usta. Aleyküm selam hocam, hoş geldin. Hoş bulduk. Bu delikanlı? Hatice'nin oğlu Ali. Kemal'in bacısı Hatice mi? Evet, evet. Hani nicedir bir çırak arar dururdun ya, işte sana aslan gibi bir çırak. Yaman delikanlıya benziyor, babasına mı çekmiş ne? Hem babasına çekmiş hem anasına. Neyse. Ali'm sana emanet Selim Usta. Hamdemir'i nasıl işlersen Ali'yi de öyle işle. Eti senin, kemiği benim. Eyvallah hocam. Bak Halim, usta demek baba demektir. Selim Usta'nın sözünden çıkma. Hadi bakalım. Bismillah de, öp ustanın elini. Hadi hayırlı uğurlu olsun.
Buyurun buyurun geçin. Gelsene kızım gel. Gel kızım gel. Gel Hatice gel. Buyurun. Bütün köylü seferber olup bu evi hazırladı Hatice bacı. İstedi ki yalnız olmadığını bilesin. Gel. Buyurun. Buyurun. Gel bak burada bir odası var. Gel gel. Gel şu odayı da göstereyim sana. Çok güzel Hatice. Bak. Hoca emmi. Aslan oğlum benim. Namaza gitmeyeceğim mi? Yok gitmeyeceğim. Niye? Hoca emmi ile aramız açık. Dün yatsı namazında yüzüme bile bakmadı. Hoca emmiye kızıp namazı da mı bıraktın? Evde kılarım. Evde mevde kılamazsın. Dürriye yengegil gelecek biraz sonra. Yufka açacağız. Hadi kalk da git. Hoca emmi camiden de kovacak değil. Hadi kalk. Oğlum yemeğini yesen. Daha yediğim lokma boğazımda duruyor. Mideme inmedi. Hadi oğlum ye. İndi mi? Hadi camiye. Allah Allah. Allah Allah. Bela mısın nesin be kadın? Tövbe. Tövbe. Mihriban sırtlanıp durma bakayım. Hadi git tavuklara su ver. Düzgün durun. Omuzlarınız değsin. Sen gel bakayım buraya. Gel. Sen yanaş biraz. Sıkışın, omuz omuza değin, öyle küs gibi durmayın. Allahu Ekber. Haç çalan Mustafa'yı sevdi diye kıyamet koptu. Mustafa'nın ailesi çıngıraklarla hasım diye vermedi deden. Çıngırakların öfkesinden çekindi. Allah rahmet eylesin ama dedenin korkusu bir yana, inadı katırdan beterdi. Vermem diye bir direndi, çöz çözebilirsen. Halam da kaçtı öyle mi? Ne yapsın kız? Sevmiş bir kere. Mustafa da iyi olandı Allah için. Ona yanıp yakılan çoktu ama o Hatice'ye vuruldu. Hatice halam da çok güzelmiş ama. Güzelin kaderi olmaz derler ya zaten. Kaderi yokmuş Hatice'nin. Hem atasından hem ağasından oldu. Hem de kocasından. Sevdasının bedelini ağır ödedi garibim. Sen de babamı sevdin miydi ana? Aman. Nesini seveyim babanın? O da dedenden aşağı kalmaz inatta. Seni vermeselerdi sen de kaçar mıydın? Kız sen ağız aramayı bırak da baban gelmeden şunları Hatice halana götür. Ben gidemiyorum diye kusuruma bakmasın. Abisinin huyunu biliyor işte. Hatice'yi görmeye gittiğimi duyarsa vallahi boşanmalara falan kalkar. Halan eksiğini giydiğini söylesin sana. Fırsat buldukça gizli gizli tamamlarım ben, tamam mı? Tamam anne. Hadi bakayım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Allahümme ente selamü ve minneke selamü tebârek te ya zel celali vel ikram. Ala Resulina salavat. Rasim Bey dedi ki, azamen isteme söyle onlar da bir şey yapmasın. Dumanlı Hoca'nın bedduasını almayalım üstümüze dedi. Doğru demiş. Ilıca da Dumanlı Hoca ölmeden kimse dokunamaz onlara. Ne yapalım? Madem öyle, sineye çekeceğiz biz de. Necip dayımın kanlısını köyümüzde mi besleyeceğiz yani? Sen karışma bu işe, hadi içeri. Ana ne oldu? Ne olacak? Babanın halini görmedin mi?
Rasim dayınla Dumanlı hocanın korkusundan neredeyse altlarına edecekler. O yeni gelenler bizim düşmanımız mı sahiden? Düşmanımız tabii. At arabasında ölen herif vardı ya. Onun abisi Necip dayımızı öldürdüydü. Onu da Rasim dayı mı vurdurdu? He. Abisini vuramadılar, onu vurdular. Onun oğlu da bizim üstümüze yürür bir gün. Kan davası bu, usulü böyle. Ya soyunu kurutacaksın ya da bir gün gelip o seni kurutacak. Kim? O Ali denen oğlan mı? He. Hatçinin. Korkma ana. O velet hiçbir şey yapamaz. Ben varım. Eşberim. Kuzum benim. Sen sakın bir şey yapma. Hapislere girersin. Girmem. Girsem de kaçar gelirim. Korkma. Kaçarsın ha. Aslan oğlum benim. Koçum. Koçum benim. Rasim'e selam söyle. Merak etmesin. Burada zaten hır çıkartırsa bir tek zilha çıkartır. Onu da ben hallederim. Aman ağam, sakın halledeyim derken zilha bacıyı dövmeyesin. Dövmeden olur mu? Rasim de bilir bacısın huyunu. Dayak onun ilacı. Desene zilha bacı hiç değişmedi, hep aynı. Eskisinden de beter. Eşber'in doğumundan sonra hastalandı ya. İşte ondan bu yana daha da beter oldu. Şehrime ne var deyip geziyor. Halam. Kuzum. Babamla abimin adı yüzünden size de hasret kaldım yavrum. Hep köyden biri gelsin de seninle Mehmet'imin resmini getirsin diye bekledim. Gelen de olmadı ki. Gel, gel kuzum. Otur şöyle. Gel otur. Sana ayran yapayım mı halam? İçen mi? Yok, içmem. Annem elindekileri bırak, çabuk gel dedi. Babam eve dönmeden gitmem lazım. Gidersin, acele etme. Hele bir doya doya bakayım sana. Güzelim, mihribanım. Halan kurban olsun sana. Onlar bizim düşmanımızmış. Necip dayımızı öldürmüşler. Necip dayı mı? Kim o? Annem öyle söyledi. Ben anladıydım zaten. Oğlan at arabasını boşuna sürmedi üstümüze. Beni öldürecekti. Hadi ya, at parlamıştı. Seninle ne alakası var? Yalan. At parladı diye yalan söyledi o Ali denen oğlan. Asıl derdi beni öldürmekti. Soyumuzu kurutacaktı. Ya niye seni öldürsün be? Kan davası bu oğlum. Herkes birbirini öldürecek. Biz de o Ali denen oğlanı öldüreceğiz. Yoksa fırsatını bulur, o bizi öldürür. Annen böyle mi dedi? O böyle demedi ama ben anladım. Herkes birbirini öldürürse kimse yaşamaz ki zaten. Sen ne anlarsın lan düdük? Kafa yok ki sende. Kan davası bu. Usulü böyle. Meryem ablam neler koymuş böyle. Ne lüzum vardı bunlara? Baksana çizdiklerini bile koymuş. Eksiğini gediğini söylesin. Ben gizli gizli tamamlarım dedi annem. Sağ olsun. Hiçbir eksiğimiz yok kızım. Konu komşu tuşusuna varana kadar doldurmuşlar evi. Hala sana bir şey soracağım ama... Sor kuzum. Sen çok mu sevdin şeyi... Mustafa'yı mı? Ha, onu. Çok da laf mı kızım? Allah günah yazmasın ama. Allah bir, peygamber iki, Mustafa üç. Öyle bir sevdim ki. Aslında onu vuranlar beni öldürdüler. O kadar çok seviyordum işte. Keşke sevmeseydin hala. Ana, ana, haftalığımı aldım. Ana. Hoş geldin oğlum. Bak kim var burada. Elma yemek ister misin? Bilmem. Bak bu ağacın elması çok güzel olur. Ben alayım mı? Al. Onu değil, ötekini. Hangisini? Onu. Ah! Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Beni istetmişsin. Gel Azam Bey. Buyur otur. Konuşalım biraz. Kız
Kız Mihriban nereye? Sana ne? Ne işin var bu oğlanla? Sana mı hesap vereceğim? O benim halamın oğlu. Benim de dayımın katili. Uydurma. O kimseyi öldürmedi. O öldürmedi ama babası Gül öldürmüş. Onun babası yok bir kere. Ne yani? Bu. Ne diyorsun lan sen? Gel gel. Dur, gel de gününü göstereyim sana. Gel. Ali dur. Gelsene. Hadi gel. Defol git buradan. Çek git lan bu köyden. Bir daha karşıma çıkma, tamam mı? Gebertirim seni. Ali! Ali! Elin kanıyor. Önemli değil. Bize gidelim. Annem elini sarar. Olmaz. O eve girmem ben. Niye? Babam var diye mi? Olmaz işte. Hadi sen git. Ben hallederim bunu. Ama Ali... Git dedim. Rasim'in güttüğü kan davası bize de bulaştı Azam Bey. Korkarım ki bu köyün de dirliği bozulur. Birileri Mustafa'nın ailesine musallat olursa sonucu çok kötü olur. Rasim senin kaynın ama bu dava seni doğrudan ilgilendirmiyor. Yanlış mı Azam Bey? Doğru. Neticede beni ilgilendirmiyor. Ama bizim Zilha... Zilha da ne? Kan davasına kadın sözle mi karışır oldu Azam Bey? Yere batasça törenin huyu da mı değişti? Yok canım. Zilhan'ın lafına bakan mı var hocam? Sen de nereden çıktın hükümet? Anamdan. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden. Geçtim. Yeter yeter. Hükümetin önünden geçtim. 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 Kanıyor mu? He, kanıyor. Durmadı, baksana. Bakayım. Bırak, acıyor lan. Aa, kandırmış. Sıcak, çok sıcak. He, sıcak. Sıcak. Al bunu sar. Sar onu, sar. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Bak Azam Bey, rahmetli babanla biz beraber büyüdük. Birbirimizi çok severdik. Bilmem mi? Baban mert adamdı, cömert adamdı. Öyleydi rahmetli. Öyleyse sen de bir mertlik yapacaksın. Nasıl? Hatice bacıya senin bahçelerden birinde iş vereceksin. Biliyorsun Hatice'nin abisi Kemal Nuh der peygamber demez bir inat. Abisi de sahip çıkmayınca Hatice köyünde oğluyla beraber garip kaldı. Hep beraber yardım etmemiz lazım. Tabii edelim de... Endişeyi bırak. Senden beklediğim mertlik bu işte. Senden düşmanlık etmeni isteyenlere karşı çıkıp bu iki masuma yardım edeceksin. Mertlik namertlik burada belli olur Azam Bey. Gerçi rahmetli baban olsaydı hiç düşünmeden he derdi. Peki dediğini yapacağım hoca emmi. Bize de bu yakışır. Aferin sana Azam Bey. Babanı da beni de mahcup etmedin. Ah, al sana. İt oğlu it. Çık bir daha karşıma da göstereyim sana gününü. Amma dövdün emmoğlu ya. Hışını çıkardın valla. Konuşma lan. Kereste gibi dikildin orada. Herifçioğlu bıçağımızı bile aldı. Aval aval baktın sadece. Geliyordum ama Mihriman çıktı karşıma. Bir kızdan korktun ha? Tüh. Git lan. Defol şuradan. İyi, giderim. Ne olacak? Azam emmime söyleyeyim de Mihriban'ın ölüden alsın senin bıçağı. Ne? Gel lan buraya. Babama söylersen öldürürüm lan seni. Bıçak ne olacak?
Onda mı kalacak? Sen karışma. O benim meselem. O bıçağı alacağım. Ama ölüsünün üstünden alacağım. Bugün olmazsa yarın alacağım. Kimseye bir şey söyleme, tamam mı? Tamam, ama sen de bir daha bana sövme. Şaka yaptım lan. Eşek şakası. Hoş geldin beyim. Hoş buldum. Nasıl gidiyor? Bugün bitirecekler. İyi. Şu geri gelen nasıl? İyi çalışıyor. Bir zararı yok. İyi iyi. Ona bir yemeğe fazla ver. Yetimi var. Üst başı alsın. Olur beyim. Hükümetin önünden geçtim. Cezanı vermesin. Aklımı oynattım. Çocuk gibisin vallahi. Çocuklar nerede? Bilmem. Mehmet dereye gidecekti. Balık tutacaklarmış. Ya Mehriban? Kızlardan birine gitmiştir. Kızlardan birine mi, oğlanlardan birine mi? Ne demek istiyorsun? Ne demek istediğimi sen bilirsin. Mehriban'ı Hatice'nin oğlundan uzak tut demedim mi ben sana? Niye bu oğlanın yanına gitti yine? Yine başlama Allah aşkına. O oğlan dediğin Mihriban'ın halasının oğlu. Sen istediğin kadar ayak dire. Mihriban'ı ne halasından ne de oğlundan uzak tutabilirsin. Onlar hem akraba hem de çocuk. Beraber oynamışlarsa ne olmuş yani? Bana bak akılsız kadın. Mihriban'ın halası malası yok. Bunu işi sersem kafana sok, tamam mı? Mihriban'ı o yanında görürsen en önce seni parçalar.
tamam mı? Gebertirim hepinizi. Sen git, ben gelirim. Oğlun nerede? Ali mi? Bilmem, çocuklarla beraberdir herhalde. Söyle o kızımdan uzak dur. Yoksa çıngırak Rasim'e bırakmam, ben gebertirim onu. Dinim hakkı için yaparım. Dinin hakkı için mi? Dinin hakkı için öyle mi? Senin dinin hangi din, söylesene bana. Hangi dinde yeri var senin bu yaptıklarının ha? Çekil önümden. Çekilmezsem ne olur? Öldürür müsün? Hadi durma, vur. Seneler önce yapamadığını şimdi yap. Çekil dedim. Abimsin benim. Sen istesen de istemesen de abimsin. Vursan da öldürsen de abimsin. Oh bile demem. Ama Allah aşkına bir düşün. Sen Meryem'i kaçırıp sevdin. Ben Mustafa'yı sevince mi suç oldu ha? Meryem'in adını alma ağzına. Çeneni kapat. Abin mabin değilim ben senin. Oğlanı da kızından uzak dur. Dediğimi yaparım. Gördüğüm yerde ikisini de gebertirim. Ali, burada ne var bak? Ne güzel değil mi? Kurumuş bu. Kurumuş ama çok güzel. Çocuklar! Çocuklar! Bizim çocukları gördünüz mü? Dedenin yukarısına gittiler. Kimlerle gittiler? Azam'ın oğlu Eşber, Haccı'nın oğlu Ali, Süleyman, Mehmet, hepsi gittiler. Hadi gel, temizledim burayı. Bıçağını verecek misin Eşber'e? Niye vereyim ki? Yine beni kesmeye kalksın diye mi? Ağzını hayra aç. Deli o. Manyağın teki. Köyde dövmediği çocuk kalmadı. Kızları bile dövüyor. Seni de dövdü mü? Yok. Dövemez ki. Kafasını patlatırım onu. Benim dayımın kızını dövmek o kadar kolay mıymış? Hele bir dövsün. Hele bir sana dokunmaya kalksın. Pişman ederim onu. Önce sen dök. Sizi bir elime geçireyim. Kemiklerinizi teker teker kıracağım. Ben kazandım. Dere kenarına gidelim mi? Gidelim. Yürüsene lan korkak. En uca gitsene hadi. Ablan olsa en uca giderdi. Yuh lan sana. Kız gibi lan bu. Kız Mehmet. Kız Mehmet. Kız Mehmet. Kız Mehmet. Kız Mehmet. Kız Mehmet. Korkak. 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 Kız Mehmet. Korkak. Kız Mehmet. Hadi lan az kaldı. Hadi. Hadi lan az kaldı hadi. Yapma Memek, düşersin. Dinleme sen onları. Boğulursun sonra. Dinleme Mehmet onları. Sen karışma lan. Mihriban! Ali! Mihriban! Hı? Ali! Koş Ali! Mihriban! Ali! Mihriban! Ali! Buraya gelin! Mihriban! Ali! Orası çok derin.
Ne oluyor? Kaçın. Mihriban!